Merhaba arkadaşlar. Bugün araba alternatörü ile bir elektrikli bisiklet motoru yapacağız. Bu motor arkadaşlar artık alternatör olarak çalışmayacak. Akülü motor olarak çalışacak. 36 voltla çalıştıracağız arkadaşlar. Daha önce bunu 12 voltla çalıştırmayı denemiştik. O zaman zayıf olmuştu. Elimizde 12 voltluk bir beyin vardı. Şimdi ise arkadaşlar tamamıyla yine elektrikli bisiklet beyni kullanacağız. 36 voltluk bir beyin bu. Zaten bir takipçimizin tavsiyesi üzerine yapıyoruz bunu. Normalde bu motora 24 volt uygularsanız çok güçlü, çok dik rampaları bile çıkabiliyorsunuz dedi bize. Şimdi biz buna 36 volt vereceğiz. Bakalım gücü nasıl olacak? Geçenki gibi zayıf mı olacak yoksa gayet güçlü mü olacak? Biliyorsunuz artık bu elektrikli bisiklet dönüşüm kitleri çok pahalandı. Bunu hurdacıdan 100-150 liraya alabiliyorsunuz. Elektrikli bisiklet beyinleri de o kadar fazla değil. Normalde böyle güçlü bir motor 2000-2500 lira fiyat istiyorlar. Hem çok güçlü bir motor hem de elektrikli bisiklet beyniyle ve normal elektrikli bisiklet gaz koluyla kumanda edebiliyorsunuz bunu. Ve bunun maliyeti arkadaşlar normalde AliExpress'ten 250 liraya bu beyin kitini almış olsanız bu alternatörü de arkadaşlar 150 liraya normal çıkmacılardan alabiliyorsunuz. Yani toplamda 400 liraya mal etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu 2500 lira nerede? 400 lira nerede? Şimdi biz hemen anlatalım nasıl yapılıyor bu iş. Şimdi alternatörümüzün arkasında arkadaşlar 5 tane çıkış var. Bunlardan 3 tanesi normal elektrikli bisikletlerde güç çıkışı, yani tekerleğe giden çıkışlar bunlar. Şurada da arkadaşlar 2 tane kömür ucumuz var. Bu kömür ucumuz da arkadaşlar manyetik alan oluşturmak için kullanılıyor. Bu kömür uçlarının arkadaşlar normalde 5 volt verilmesini istemişti bizim takipçimiz. Yani 5 volt verirseniz bütün rampaları çıkarsınız gibi. Biz tabii ki şimdi 3 tane akümüz var. Burada 5 volt bulmamız biraz zor. O yüzden buraya da yine 12 volt uygulayacağız. Ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü normalde bu alternatör arabada elektrik üretirken de 12 volta kadar oraya enerji uygulanabiliyor. Şimdi öncelikle biz elektrikli bisiklet beynimizi bağlayalım. Şöyle arkadaşlar bizim motora giden ucumuz şu klemenslerdi. Şimdi ben bu klemenslere direkt az önce bahsettiğim 3 tane çıkışı bağlayacağım. Kömürleri bağlamayacağım arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz. Bunun yönleri önemli değil. Fakat devir yönünü değiştirmek için 2 tane kabloyu değiştirebilirsiniz. Şimdi elektrikli bisiklet beynimizin çıkışını bağladık. Benim bu bayağı eski tamir ettiğim bir beyin olduğu için şu an çok karışık gözüküyor ama sadece beynin çıkışını motora bağlıyorsunuz. Sensörleri bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sensör fişi burada. Normalde sensörlü bir beyin bu. Ama sensörsüz olarak kullanacağız biz şimdi bunu. Şimdi 3 tane akümüz var. Bu 3 tane aküyü de seri bağlayacağız birbirine. Seri bağladığımız zaman 36 volt elde edeceğiz. Şöyle arkadaşlar artı ile eksiği bağlıyoruz. Buraya da artı ile eksiği bağlıyoruz. Şurada eksi ve artı olarak 36 volt elde ediyoruz arkadaşlar. Yani şurada bir şöyle yaklaştıralım biraz. Bakın şurada artı, eksi, artı, eksi, artı en son olarak. Eksi de burada. Şu an şu kırmızı olan artıyı buradan eksiye alacağız ve toplamda 36 volt almış olacağız arkadaşlar oradan. 36 voltu elektrikli bisiklet beynimize bağlayacağız. Şurada artıyı buraya bağlıyorum. Eksiyi buraya bağlıyorum. Şimdi bu kablomu da aküye bağlayacağım. Onun da az önce göstermiş olduğum artı ve eksiye bağlayacağım. Artıya şöyle
Kırmızıyı bağlıyorum. Eksiye de siyahı bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar elektrikli bisiklet beynimize biz enerjimizi verdik. Şurada açık olan kabloları bağlıyorum. Şurada açık olan kabloları arkadaşlar şöyle izole ediyorum. Biraz gelişi güzel izole ediyorum. Çünkü bunları sökeceğim arkadaşlar. Çok sağlam yaptığım zaman sökmek biraz sıkıntı oluyor. Çok sök tak yaptığımız zaman kablolar zarar görüyor. Şimdi buraya da arkadaşlar benim 12 volt vermem lazım. Bakın alternatörümün kömür uçları bunlar. Buraya 12 voltu nasıl vereceğim? Sadece arkadaşlar bir tane akümün artısı ve eksisinden enerji almam gerekiyor. Bakın şu artı, şu da eksi. Bu yönü değiştirmek için artı eksiyi buradan değiştirebiliriz. Çünkü bu manyetik alanı değiştirecek içerisindeki. Veya burada üçlü kablo demiştim az önce, oradan da değiştirebiliriz. İkisini aynı anda değiştirirsiniz. Yani hem buradakini değiştirirsiniz hem buradakini değiştirirsiniz. Devir yönü değişmeyecektir. O yüzden sadece bir tanesini değiştirmeniz gerekiyor. Aynı bu tek fazlı asenkron motorlarda yardımcı sargıyı değiştirmek gibi arkadaşlar. Şimdi burada 12 volt alacağım. Şurada eksiği bağlıyorum. Bakın sadece bir tane aküye bağlıyorum. Tek akünün artısı ve eksisini kullanacağım. Yani şurada diğer bağladığım aynı noktaya bağlamış olsam bu kez 36 volt veririm. Çok yüksek bir voltaj olur o da. O yüzden sadece tek aküye bağlayacağım. Şurada bir kablom daha var. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Hemen şu kabloları da izole edelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi 12 voltu da bu alternatörüme uyguladığım zaman artık bütün bağlantılar tamamlanmış olacak ve motorumuzu deneyeceğiz. Şöyle motorumu biraz açığa çıkartayım. Ve 12 voltu bağlıyorum arkadaşlar. Artısını da bağlıyorum. Şu an arkadaşlar bütün işlemler tamamlandı. Şu an sadece gaz kolumu çevirmek kaldı arkadaşlar. Şöyle alternatörümüze bakalım. Evet, şu an gaz kolumu çeviriyorum. Evet arkadaşlar bayağı güçlü olmuş. Ben hızlı çevirdiğim zaman altı bayağı sağlam durmasına rağmen motor yerinden kalkıyor. Devri de çok güzel arkadaşlar. Bakın biraz hızlı basayım. Evet. Gerçekten çok güçlü olmuş. Zaten elle durdurmak mümkün değil de biraz tahtayla bastırayım bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bir tahta parçası, odun parçasıyla bir bastıracağım ve aynı zamanda gaza da basacağım. Bakalım ne olacak. Uhu, arkadaşlar bana mısın demiyor. Bana mısın demiyor arkadaşlar. Sanki böyle testereyle oymuş gibi oydu. Evet arkadaşlar çok sağlam oldu ve çok güçlü oldu. Yani resmen hissediliyor motorun çok güçlü olduğu. Ve devri de çok hızlı arkadaşlar. Yani normal o elektrikli bisiklet kitlerinden daha devirli diyebilirim. Gücü de çok fazla. Bu motoru arkadaşlar artık bir elektrikli scooter yapıp deneyeceğim. Bakalım gerçekten rampaları çıkabiliyor mu? Normalde çok dik rampaları bile çıkabileceğimizi söylemişti takipçimiz. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an çok içime sinen bir iş oldu. Video oldu. Çünkü gerçekten çok
devirli, çok kuvvetli. Ama tabii ki yani sürekli kullanımda ısınır mı, akü ne kadar gider, ne kadar dayanır, onları bilmiyorum. Ama böyle sargılarda şu anda bir boşta bu. Boştayken bir sıcaklık yok. Kablolarda da öyle ısınma yok. Ama dediğim gibi bu denenmesi gerekiyor. Bunu scooter yapıp deneyeceğim arkadaşlar. Umarım onda da çok güzel sonuç alırım. Çünkü artık bununla elektrikli bisiklet, elektrikli araba değişik projelerde kullanmayı düşünüyorum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.